Yusuf Kaplan Değişkenlerin sabite katına yükseltilmesi Epistemik kölelik ve tarihselcilik sefaleti 1 Müslümanların başına gelebilecek en büyük felaket, hadisleri ve Kur'an'ı tartışmaya açmaktır. Kur'an'ın vahyi karakterinin tartışılmaya açılması, tarihselcilik akımı üzerinden yürütülüyor. Tarihselcilik, Kur'an'ı izafileştirecek ve Kur'an'ın vahyi konumunu tartışılır hale getirecek, Sonuçta Müslüman kitlelerin, özellikle de genç kuşakların inanç temellerini alt üst edecek tehlikeli bir akımdır. Tarihselcilik, batıda bile kıyasıya tartışılmış ve hurdaya çıkarılmıştır. Ülkemizde batıda hurdaya çıkarılan bir akım üzerinden Kur'an metnini tartışmaya açmak, kelimenin tam anlamıyla epistemik köleliktir. Burada önce bu yazıda geliştireceğim argümanların teorik temellerini oluşturacak Kısa bir yolculuk yapmak istiyorum. Tenzili ve Tekvini ayetler. İki tür ayetten, işaretten söz ediyoruz. Birincisi Tekvini ayetler. Yani yaratılış sırları. İkincisi ise Tenzili ayetler. Yani yaratıcının insana yaratılış sırlarını okumasında rehberlik edecek ilkelerin haritası. Tekvini ayetler değişkendir. Tenzili ayetlerse sabittir, değişmez. Değişkenlerin yorumlanması, anlamlı kılınması sürecinde yönlendirici roller oynar. Allah Teala'nın insana lütfettiği insanın aklı, kalbi, ruhu dolayısıyla bunları harekete geçirecek iradesi tekvini ayetleri, yaratılış sırlarını okuyabilmesi için yeterli değil mi? Hayır. Yeterli olsaydı peygamberler ve kitaplar gönderilmezdi. Çünkü insan hür irade ile donatılmasına, hür iradesini harekete geçirebileceği akıl, kalp ve ruh melekeleriyle teçhiz edilmesine rağmen, hem iyi hem de kötü hususiyetlere de sahip olduğu için yol haritası olmadan insanca bir hayat inşa edebilmesi çok zordur. Yol haritası sunan tenzili ayetler olmadan, yolda karşılaştığı tekvini ayetleri doğru bir hakkın okuyabilmesi zordur insanın. İnsan tenzili ayetler olmadan, tekvini ayetleri keyfine göre işine nasıl geliyorsa öylece okumaktan, yaratılışın düzenini bozmaktan, tarumar etmekten kurtulamaz. Tenzili ayetler zamana ve mekana göre değişmeyen sabiteler verir insana. Sürgit değişim halinde olan tekvini ayetleri yani değişkenleri insanın önünü açacak şekilde okuyabilmesi ve insanca bir hayat kurabilmesi ancak bu sabiteler ışığında söz konusu olabilir. Tarihselciliğin serüveni, insanın tanrılaştırılması süreci. Tarihselcilik, insanın tanrılaştırılması sürecinin kaçınılmaz sonucudur. Tarihselciliğin felsefi temellerini Hegel attı. Tarihi, dolayısıyla zamanı ve mekanı kutsadı. Kutsanan zaman, aydınlanma çağıydı. Kutsanan mekansa, Avrupa ve uygarlığı. Hegel'in sorunu, Descartes'la kabaca temelleri atılan, Kant'la muhkemleştirilen dualizmi aşmak, Avrupa uygarlığı fikrinin mutlak bir şekilde kökleneceği ve dünya üzerinde egemenlik tesis edeceği zemini inşa etmekti. Tarih izafidir ve değişkendir. İzafi ve değişken olan bir şeyin kutsanması mutlaklaştırılması, zamanla kendi içinden fena halde çatırdamasıyla sonuçlanacaktı, kaçınılmaz olarak. Modernlikle birlikte insanın tanrılaştırılmasıyla, Tanrı hayattan kovulmuştu. Kovulan elbette ki öncelikle kilisenin tanrısıydı ama Tanrı fikri büsbütün yitirilmiş ve zamanla tarih gibi, bilim gibi, teknoloji gibi, sermaye gibi sahte tanrılar icat edilmişti. Hegel tarihi, spesifik olarak da Avrupa'nın tarihi serüvenini mutlaklaştırmakla insanı, dolayısıyla Avrupa aklını ve Avrupa'nın bizzat kendisini tanrılaştırıyor. Tanrıyı tarihten de kovmuş oluyordu. Tarihin mutlaklaştırılması, protestanlığın bir başka zaferiydi. Hegel, inançları güçlü bir Hristiyandı ama protestandı. Protestanlaşma, Tanrı'nın hayattan uzaklaştırılması, dinin bireysel bir inanç meselesine indirgenmesiydi. Bunun sonucu deizm olacaktı. Deizm de kültürel çözülme ve nihilizmle sonuçlanacaktı. İşte tarihselciliğin sosyal bilimlerde pıtrak gibi bittiği yer burasıydı. Dilti, tarihselliği mutlaklaştıracak kapıları sonuna kadar açtı anlama ve yorumlama çabasının izafi bir çaba olduğunu söyleyerek, sosyal bilimlerde tarihselciliğin temellerini attı. Böylelikle kabaca hakikat fikri yoktur, hakikat herkese göre değişir mottosuna dayanan postmodern anlama ve yorumlama sürecini hazırladı bu bağlamda. Tarihselciliğin entelektüel serüveninde dönüm noktalarından birini Gadamer teşkil eder. Gadamer, ufukların buluşmasından, diyalojik okuma stratejilerinden söz eder. Bütün tarihselciliğin kalkış noktası da varış noktası da burasıdır. Bura mutlaklaştırılır. Burada ve şimdi anlama ve yorumlama çabası eksene alınır. Her şey buraya ve şimdiye göre yorumlanır. Gerek tarihselciliğin gerekse hermenötiğin sabitelerini yitiren, değişkenlerin önünde sürüklenen Batı dünyasında bir anlamı ve karşılığı vardır. Ama vahyin kaynaklarının sağlam olduğu, İslam'ın doğuşundan bu yana vahyin sabitelerinin, tenzili ayetlerin, hayatın değişkenlerini, tekvini ayetleri anlama ve yorumlama sürecinde hayatın her alanına imajinatif sonuçlar doğuracak şekilde rehberlik ede geldiği Müslüman dünyada bir karşılığı olmaz olamazdı. Olsa olsa kafa karışıklıklarının, okumuş yazmış insanların zihinlerinin çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüşmesine yol açabilir açabilirdi bu esas itibariyle. Söz gelişi Gadamer'in ufukların buluşması dediği fenomeni düşünün. Vahyin ufkunu buranın ufkuyla, buranın ufkunu eksene alarak anlama ve yorumlama çabasına soyunmak ontolojik bir şiddettir. İnsanın burayı, şimdiyi ve dolayısıyla kendisini vahyin önüne geçirmesidir bu. Bunun düşünme faaliyetini nasıl felçleştirdiğini, batıda bile nasıl kıyasıya eleştirildiğini ve hurdaya çıkarıldığını, dahası pratikte nasıl büyük felaketlere yol açtığını yarınki yazıda göstermeye çalışacağım. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak Kaplan